Teknoşok'tan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir bilgisayar incelemesiyle karşınızdayız. Yine karşımızda bir oyun bilgisayarı bulunuyor. Bu modelin adı ise arkadaşlar Lenovo Legion Y540-15RH. Yani internete böyle yazdığınızda modeli rahatlıkla bulabilirsiniz. İlk olarak cihazımızın size özelliklerini söyleyeceğim. Daha sonra tasarımından bahsedeceğim arkadaşlar. Bu bilgisayarda 9. nesil bir i5 işlemci bulunuyor. Ona 8 GB'lık DDR4 RAM eşlik ediyor. 512 GB'lık bir dahili depolama alanımız var ki bu depolama alanının SSD olduğunu belirtelim ve bu cihazın içerisinde 6 GB RAM'e sahip GTX 1660 Ti ekran kartı bulunuyor. Evet, teknik özelliklerinden sonra biraz tasarımına değinelim. Malum biliyorsunuz günümüzde oyun bilgisayarı denildiğinde böyle insanın aklına asi bir tasarım çizgisi geliyor. Lakin Legion'ın dışına baktığımız zaman bu modelde öyle asi bir tasarım çizgisi görmüyoruz açıkçası. Dışarıdan baktığımızda böyle sanki normal bir laptopmuş gibi görünüyor ki dürüst olmak gerekirse ben aslında oyun bilgisayarlarında bu tarz aşırıya kaçmayan tasarımları daha çok seviyorum. Yani dışarıdan bakıldığında oyun bilgisayarı olduğu belli olmuyor. Lakin böyle çok sade bir iş laptopu olmadığı da belli. Burada Lenovo'nun özel bir tasarımı var. Bundan bahsedeceğim size. Normalde biliyorsunuz genelde laptoplarda şu ekran kısmı cihazın son kısmından açılıyor. Fakat Lenovo ne yapmış? Ekranı biraz daha üste kaydırmış ve şu kısımda bir alan yaratmış. Dolayısıyla ekranı açtığınızda 180 derece açabiliyorsunuz ve herhangi bir takılmaya, kasılmaya da mahal vermiyor. Ayrıca şöyle tuttuğunuzda arkadaşlar, burada tüm ışıkları kapattığınızda da rahat bir şekilde ne yapabiliyorsunuz? Görebiliyorsunuz. Gelelim bilgisayarımıza yer alan girişlerimize. Lenovo'da aynı Master modellerinde olduğu gibi pek çok girişe arka tarafta yer vermiş. Bilgisayarı şöyle tuttuğumuz zaman power girişinin yanı sıra HDMI, Ethernet, USB portu ve Type-C portunun arkada yer aldığını görüyoruz. Ayrıca burada bir display portu da bulunuyor. Cihazın sağ tarafına bir tane USB girişi yerleştirilmiş. Sol tarafta ise USB'nin yanında bir de kulaklık jack'ımız bulunuyor. Burada kulaklık ve mikrofon girişi aynı yuvaya yerleştirilmiş arkadaşlar. Yani kulaklık ve mikrofon ayrı ayrı yer kaplamıyor. Bu da gerçekten önemli bir özellik. Zaten son dönemde çıkan yeni laptopların genelinde bu özelliğin hakim olduğunu söyleyebilirim. Artık kulaklık için ayrı, mikrofon için ayrı jack kullanmıyorlar. Burada önemli bir ayrıntı da var. Şunu açtığımız zaman, kapağı açtığımız zaman Legion ifadesindeki O harfinin içindeki logo yanıyor. Bu küçük fakat hoş bir ayrıntı. Bu modelde arkadaşlar RGB klavye bulunmuyor. Bu bazılarına göre bir eksiklik olabilir. Normal bir aydınlatmaya yer vermiş Lenovo fakat RGB klavye kullanmamış. Bu bilgisayarda Harman tarafından geliştirilen bir ses sistemi var. Şimdi dilerseniz bu ses sisteminin performansıyla sizleri baş başa bırakalım. Şu numara kim, bu numara kim falan diye. Ki şikayet var da falan da çok fazla numara var bu çeşit. Özellikle bunlar bankalar oluyor genel itibariyle. Bir de şöyle bir şey, hani bir bankanın bir tane numarası yok. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ses çok da kötü değil ama çok da iyi değil. Yani hani bangır bangır bir ses gelmiyor. Oyunlarda hatta böyle biraz daha kalabalık bir ortamdaysanız sesi tam olarak böyle duyamadığınız zamanlar bile oluyor. Bunu da size söyleyebilirim. Çerçevelere gelecek olursak yan ve üst çerçevelerin ince olduğunu söylemek mümkün. Kamera ise arkadaşlar alt kısmı yerleştirilmiş. Biliyorsunuz genelde biz kameranın üst tarafta bulunmasına alışırız. Fakat Lenovo Legion logosunun hemen alt kısmına yerleştirmiş webcam'i. Dolayısıyla bu da biraz değişik bir deneyim sunuyor bizlere. Diğer bir konu ise klavye tarafında hiçbir kısa yol tuşu bulunmuyor. Biliyorsunuz bazı bilgisayarlarda arkadaşlar klavye tuşlarının haricinde kısa yol tuşları da konumlandırılıyor. Fakat Lenovo'nun Legion modelinde bu mevcut değil. Ayrıca ek bir soğutma tuşu da görmüyorum ben. Biliyorsunuz Master modellerinde ne vardı? Mesela oyunda takılmalar, donmalar yaşıyorsunuz ya da böyle hava çok sıcak oldu. Direkt olarak fanı manuel olarak tuşa basarak çalıştırabiliyordunuz. Fakat Lenovo'nun bu modelinde öyle bir tuş mevcut değil. Gelelim bu
bilgisayarın pil ömrünü arkadaşlar. Eğer bu bilgisayarı ben hani fişten çekeyim, ofis programları için kullanayım derseniz yaklaşık olarak 2-3 saatlik bir pil ömrü sunuyor size. Yani burada tabii işte ofis uygulamalarını kullanabilirsiniz, film izleyebilirsiniz vesaire. Ama film izlerken hemen uyarayım size, eğer sesi falan çok fazla açarsanız, yani kulaklık yerine bilgisayarın hoparlörünü kullanırsanız filmi tam olarak bitiremeyebilirsiniz. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Zaten bunu güç kaynağından çektiğiniz zaman oyun oynayamıyorsunuz. Çünkü çok düşük bir verimlilik söz konusu oluyor. Özellikle böyle kral bir oyun oynuyorsanız, yani AAA dediğimiz kalitede bir yapım oynuyorsanız bilgisayarın gücü aşırı anlamda düşüyor. Dolayısıyla oyun oynanmaz bir hale geliyor. Zaten oyun laptopları aslında fişe takılarak kullanılıyor. Bunu da biliyoruz. Hepimizin yaptığı şey bu. Genel itibariyle ısınma tarafında çok fazla sorun çıkartmadı. Benim kullandığım bu oyuncağı pek çok oyun test ettim bunda. Ve bu testlerde öyle aşırı bir ısınmayla karşılaştığımızı söyleyemem. Şimdi dilerseniz Lenovo Legion ile oynadığımız bazı oyunlarla sizleri baş başa bırakalım. Bu oyunda zaten bilgisayarın sıcaklık değerlerini ve kullanım kapasitesinde ekranın sol üst köşesinde görebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu videomuzda sizlerle Lenovo Legion'ın modelini inceledik. Bu model şu anda fiyatı arkadaşlar bizim bu videoyu çektiğimiz tarihte 10.000 liralar civarında. Ama fiyat siteden siteye çok fazla değişiklik gösteriyor. Bunu da size belirtmiş olalım. Yani bir sitede 10.000 liradır, bir sitede 12.000 liradır, bir sitede daha düşük fiyatlıdır. Bu tamamen sizin alışveriş yaptığınız siteye bağlı olarak değişiyor. Pek çok sitede stok bulunmuyor diyor. Yani çok değişken bir durum. Bunu da sizlerle dipnot olarak paylaşmış olalım. Başka bir incelemede görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.